çok sayıda ilden telef var. Karasu'dan, hadi Sakarya'dan da var. Konya'dan var, Manisa'dan var, İzmir'den var. Bunu değerlendireceğiz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, çok sayıda talep var dedi. Birçok kent araba yarışına girdi. Türkiye'nin yerli otomobili Hatay'da üretilsin. Başta İzmir olmak üzere Eskişehir, Konya, Sakarya, İstanbul, Mardin ve şimdi de Hatay yerli otomobile talip oldu. Türkiye'nin otomobili Hatay'da üretildiğinde dünya otomobil pazarında marka otomobil olma yolunda daha çabuk hedefine ulaşacağını tüm kalbimize inanmaktayız. Hatay İş Adamları ve Bürokratlar Derneği bu taleplerini basın açıklamasıyla duyurdu. Irak'a, Arap ülkelerine, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine otomobil ihracatının için uygun ihracat kenti Hatay'dır. Hatay, Orta Doğu'nun Avrupa'ya açılan kapısıdır. Hatyap Başkanı İbrahim Güder, kentin stratejik konumda olduğunu söyledi. Günümüzde ve gelecekte Orta Doğu, Afrika ve Avrupa ülkelerinin stratejik deniz ihracatı Hatay limanlarında yapılacaktır. Uluslararası standartlara sahip karayolları, tren taşımacılığı, hava, deniz, limanı ve uluslararası ihracat kurumlarıyla Hatay her yönüyle hazırdır. İş adamları iddialı, sanayi ve gelişmiş insan gücü nedeniyle Hatay'ın ön planda olduğu görüşündeler. Türkiye'nin en fazla çelik üreten fabrikaları, hattaneleri, sanayi üretim fabrikaları, saç ve yedek parça üretilen fabrikaları ve organize sanayi bölgeleri Hatay'dadır. Mustafa Kemal Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, iyi yetişmiş eğitimli insan gücü, önemli sanayi kuruluşları, örnek Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile Hatay her yönüyle hazırdır. Güder, yeni fabrikaların Marmara'ya sıkıştırılmasını istemiyor. Yatırımın Hatay'da yapılması halinde kendilerine hayır diyemeyecekleri yer önerisi sunacağız. Her türlü teknik altyapıya hazırız. Proje için her türlü katkıyla vermeye hazırız. Binlerce dönüm arazileriyle Hatay'ımız sanayi içinde hazırdır. Hatay'ımızın